Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz mankurt din adamı. Mankurt din adamı ne demektir? Din adamı Ebu Amir'in hikayesi. Bir insanın kendi halkına, kendi ülkesine, kendi toplumuna, kendi tarihine düşman hale gelişi. Buna Cengiz Aytmatov yazmış olduğu romanında Mankurt adını takıyordu. Mankurt. Önce mankurt ne demek? Oradan başlayalım. Mankurt eski Orta Asya halklarında Cengiz Aytmatov'un eserinde anlattığı şekliyle yakalanan askerler düşmanın eline geçince onlara bir işlem yapılıyor. Bu işlem sonucunda askerler kendi halkına düşman hale geliyor. İşlem şöyle gerçekleşiyordu. Yakalanan askerleri korkunç sıcağın altında bozkırda bırakıyorlardı. Kafalarına deve derisi bağlıyorlardı. Güneş vurdukça vurdukça kafadaki deve derisi geriliyordu, genleşiyordu. Ve kurban bağıra bağıra ölüyordu. Ama işlerinden 10 kişiden bir tanesi de eğer ölmezse hafızasını kaybediyordu. Beyindeki hafızasını kaybediyordu. Geçmişini unutuyordu. Annesini, babasını, ülkesini, memleketini, her şeyini unutuyordu. İşte ona mankurt deniyordu. Mankurt, düşmanın elinde geçmişi, ülkesi, hafızası, tarihi, kültürü, her şeyi silinmiş olan kişiye deniyor ve o artık rahatlıkla bir robota dönüşüyor ve bu şekilde mankurtlaştırılmış olanlar bir time dönüşüyor. Ordunun içinde onların da bir görevi var. Ve kendi ülkelerine saldırtıyorlardı. Kendi annesini, babasını, hafızasını kaybettiği için kendi köyünü, kendi şehrini, ülkesini yağmalıyor, yakıyor, yıkıyor. Gözünü kırpmadan kendi anne babasını, arkadaşını öldürebiliyordu. İşte bunlara mankurtlaşan askerler deniyordu. Mankurt bu demekti. Şimdi buradan yola çıkarak mankurtlaşmanın değişik değişik şekilleri vardır. İlla ki kafaya deve derisi geçirmek gerekmez. Deve derisini geçirip sıcağın altında bekletmek gerekmez. İnsanlardan kimileri de zihinsel olarak kıskançlığından, hasedinden, düşmanlığından, çekememezliğinden mankurt hale gelebilir. Kendi ülkesine, kendi tarihine, kendi şehrine saldıran, hafızasını yitirmiş birisi haline gelebilir. Şimdi sizlere İslam tarihinden işte buna benzer bir örneği anlatmak istiyorum. Din adamı Ebu Amir'in hikayesi. Ebu Amir Mekkeliydi. Peygamber zamanında Mekke'de yaşamıştı. Kendisi bir rahipti. Aslında Hristiyan din adamıydı. Peygamber faaliyetine başlayınca Allah'ın kendisiyle konuştuğunu topluma aktarınca rahip Ebu Amir bunu kıskanarak nasıl olur da ben dururken Allah dağlarda koyun güden, çobanlık yapan birisiyle konuşur. Biz burada kilisede, tapınakta rahiplik yapıyoruz. Din adamıyız, kendimizi Tanrı'ya adamışız.
Din işleri bizden sorulur. Din bizim tek elimizdedir. Nasıl olur da benim dışımda birisine Allah seslenir ve onu elçi olarak seçerek topluma gönderir. Şimdi ben bunu nasıl kabul edeceğim diyerek peygamberi dışladı. Peygamberin bütün söylemlerini, topluma yönetmiş olduğu çağrıyı, getirdiği Kur'an ayetlerini hepsini reddetti. Reddetmesinin kökeninde yatan sebep, bu işin kompedanı benim. Olursa peygamberlik benimle olur. Din benim tek elimde, benim dışıma çıkamaz psikolojisiydi. İşte buradan başladı ve peygambere muhalefet etmeye başladı. Her söylediğine karşı çıkıyor, her söylediğine karşı çıkıyordu. Müşrikler buna gidiyordu. Bu adamın dediği doğru mu diye ona soruyorlardı. O da o bir sahtekar diyerekten din adına fetva veriyordu. Böyle böyle bütün Mekke yılları boyunca bunu devam ettirdi. Peygamber Mekke'den Medine'ye göç edince ve Medine'yi dışarıdan gelen saldırılara karşı korumak gerektiğinde savaşlar meydana geldi. Peygamberin savaşları dediğimiz Medine'yi koruma direnişleriydi. Bedir, Mekkeli müşriklerin Medine'ye bir saldırısıydı. Uhud da bir saldırıydı. Hendek de bir saldırıydı. Adı üzerinde peygamber Hendek kazmıştı. Bu böyle böyle 63 kez Medine'ye saldırılar düzenlendi. Bu saldırıların birçoğunun arkasında Ebu Amir vardı. Din adamı Ebu Amir'e bu kışkırtıyordu. Onları gayretlendiriyordu. Tanrı sizinle beraberdir, bu sahtekardır, bunu öldürün filan diye. Hem müşriklere hem Medine'ye saldırılan diğer kabileleri galeyana getirerek, kışkırtarak onları sürekli olarak peygambere, peygamberin üzerine teşvik ediyordu. Fuat kendisi ortalıkta pek fazla görünmüyordu. Nihayet bu Ebu Amir Tebük seferinin başlamasından önce Suriye'ye gitti. O zamanki Suriye Bizans'ın ileri karakolu durumundaydı. Mekke'de Medine'de peygamberin hareketini durduramayınca çareyi Bizans'la işbirliği yapmakta buldu ve Suriye'deki Bizans saraylarında ağırlandı. Ve Bizans ordusunu Medine'yi işgale davet etti. Orada bir plan kurdular. Ve bu plana göre Bizans ordusu Medine'ye yürüyecekti. Medine'yi işgal edecek, peygamber ve arkadaşlarını öldürecek. Bu rahip Ebu Amir'i de Medine valisi yapacaktı. Bizans adına Ebu Amir Medine'yi yönetecekti. Böylelikle Muhammed belasından da kurtulmuş olacaklardı. Yaptıkları plan buydu. Bu planı haber alınca peygamber Tebük seferine başladı. Hicri 9. yılda son seferdir bu. 30 bin kişiyle Medine'den Şam'a doğru harekete geçti. Madem siz Medine'yi işgal etmeyi planlıyorsunuz, işgal etmeden önce kendisi ön alarak ve savaşın şehirde değil de arazide olmasını sağlamak için hazırlıklar yapan 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşı 30 bin kişiyle zorlu bir yolculukla 40 dereceye, 50 dereceye varan sıcakta Medine'den Şam'a doğru yürüyüşe geçti. Bizans orduları bunu haber alınca kendi aralarında durum değerlendirmesi yaptılar ve buna değmeyeceğini düşünerek, adeta bu meydan okuma karşısında da biraz çekinerek işgal planlarından önce ertelediler, sonra vazgeçtiler.
Rahip Ebu Amir onları ikna etmeye çalıştı. Hatta öyle ki Rahip Ebu Amir Medine'deki adamlarına haber göndererek yakında Bizans ordusuyla beraber Medine'yi işgale geleceğiz. Muhammed ve adamlarını Medine'nin caddelerine asacağız. Bizans'ın Medine valisi olacağım. Bu nedenle peygamberin mescidinin karşısına alternatif bir mescit, bir tapınak, yönetim merkezi gibi bir şey yapılmasını istedi. Ve onlar da bunu yaptılar. Ve Medine'de Bizans ordusuyla beraber Bizans ordusunun Medine girişini bekliyorlardı. Peygamber de Tebük'e doğru, yani Şam'ın yakınlarına doğru yola çıkmıştı. Derken Bizanslılar saraylarında yapmış oldukları durum değerlendirmesiyle işgalden vazgeçtiler. Vazgeçince Ebu Amir'in de planı suya düştü. Artık geri dönemez hale geldi. Çünkü o bir kendi ülkesini, kendi halkını Mekke'yi, Medine'ye, Bizanslılara işgale çağıran, gidip onlarla işbirliği yapan birisi durumuna düşmüştü. Yani mankurtlaşmıştı. Ve Rahip Ebu Amir Bizans saraylarında bir müddet daha ağırlandıktan sonra oralarda öldü. Peygamber Tebük seferinden sonra Medine'ye dönünce ilk iş olarak kendi mescidinin karşısına yapılan Rahip Ebu Amir'in yaptırmış olduğu tapınak merkezini yıktırdı. Kur'an-ı Kerim'de buna Mescid-i Dırar denir. Yani temeli takva ile değil, sakınma duygusuyla, iyilik duygularıyla değil, düşmanlık, kin, haset, nefretle atılmış mescit demektir. Mescid-i Dırar. Zarar vermek için açılan mescit. Peygamberin mescidinin tam karşısında. İlk iş olarak Peygamber Tebük seferinden sonra Medine'ye dönünce işte o mescidi yıktırdı. Yapılan mescidi yıktırdı. Ve Medine'delilere haber salarak bu tür ihanetlerin affedilmeyeceğini söyledi. Çünkü bu görüldüğü gibi açıkça bir ihanet. Çağımızda buna hainlik deniyor. Kendi ülkenizi işgal etmesi için düşman kuvvetleriyle gidiyorsunuz, işbirliği yapıyorsunuz. Onlara diyorsunuz ki gelin ülkemizi işgal edin, ben sizin yanınızdayım. İşgal ettikten sonra kendisi yok olmasını istediği peygamber ve arkadaşlarını da öldürtüp kendisini de şehre vali, yönetici tayin ettirip Bizans adına kendi ülkesini işte böylece yönetmek istiyordu. İşte bu din adamı Ebu Amir'in hikayesidir. Tarihte ve günümüzde gerek din adamı olsun, gerek aydın olsun, gerek düşünce adamı, fikir adamı, siyasetçi, sanatçı, edebiyatçı fark etmez. Böylesi insanlara çok rastlayabiliriz. İlla ki onun bir din adamı olması gerekmez. İlla ki kafasına deve derisi geçirilip 50 derece sıcakta hafızasını kaybetmesi gerekmez. İnsanların içindeki hasetler, kıskançlıklar, öfkeler, hırslar, dünya düşkünlüğü, makam mevki, mal para düşkünlüğünden dolayı insanlardan kimileri kendi ülkesine, kendi memleketine, kendi coğrafyasına yabancı, hatta düşman hale girebilir. Kendi halkına saldırabilir. Kendi halkından iğrenebilir. Kendi ülkesini
diğer ülkelerin sömürgesi olarak görebilir. Kendi ülkesinin esaret altında başka ülkelerin tahakkümü altında ezilmesine ses çıkarmayabilir. Bizatihi bunu isteyen birisi haline gelebilir. İşte bundan dolayı tarih boyunca Ebu Amir'e benzeyen, Ebu Amir gibi kendi ülkesine yabancılaşan, kendi halkına düşman hale gelen insanlara hep mankurt denmiştir. Size anlattığım da İslam dünyasından bir mankurt din adamı hikayesidir. Bu mankurtlar kendi halkının kaderini paylaşmazlar. Bu mankurtlar kendi halkına düşman hale gelirler. Bu mankurtlar ülkelerine saldıran düşman kuvvetleriyle işbirliği yapmaktan ve onların tarafında olmaktan hiç çekinmezler. Hırsları, kibirleri, öfkeleri, hasetleri bunu gerektirebilir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de bunun birçok örneklerini görebiliyoruz. Etrafına baktığınızda bu tür mankurtlaşmış bir sürü insan olduğunu göreceksiniz. Oysa Ali Şeriat'ın dediği gibi aydın kendi halkının kaderini paylaşandır. Yokluğunda halkının yanındadır. Varlığında da halkının yanındadır. Ona lehinde ve aleyhinde olan şeyin ne olduğunu, ona ileride kendilerini nasıl bir tehlikenin beklediğini sürekli haber eder. Ve halkı aç kalıyorsa o da aç kalır. Halkı mutlu oluyorsa o da mutlu olur. Halkı güldüğü zaman güler, halkı ağladığı zaman ağlar. Gerçek anlamda aydın budur. Hasedinden, kininden dolayı kendi ülkesine yabancılaşanlar değil. Kendi topraklarına, kendi kültürüne, kendi halkına yabancılaşanlar değil. Evet sevgili seyirciler, bir programın daha sonuna geldik. Size mankurt din adamı, din adamı Ebu Amir hikayesinden yola çıkarak mankurtlaşmadan bahsettim. Bir başka programda tekrar birlikte olacağız. Hoşça kalın.